sop, mal, hasep, nesep itibariyle değil, haramlardan sakınması ve takvası itibariyle en üstün olan, en keremli olan. Ve men serran yekûne ekvennâs. İnsanların en güçlüsü olmak istiyor musun? Senden güçlü kimse olamayacak. İstiyorsun tabii, ben de istiyorum. Ama başka yerde arıyoruz. Fel yetevekkel alallâhi teâlâ. Ancak Allah'a güvensin. Hiçbir şeye kalbini bağlamasın, takmasın. Sebeplere sarılsın ama sebeplere kalbi bağlamasın. O zaman diyor en güçlü kim olur? O olur. Niçin? Çünkü itimat ettiği zat kim? Allah. Hasbiyallah. Allah bana yeter. La ilahe illahu. Ondan başka hiçbir ilah yok. Aleyh tevekkeltu. Ben ancak ona güvendim. Ve rabbul arşil azim. O büyük arşın Rabbidir. Bu dua kaç kere okunuyorsa barça? 7 kere. Tevbe suresinin sonu. 7 kere bunu okuyan adam sabah akşam kefaullahu ma emmehu. Ne derdi varsa niyet etsin. Allah bana yeter bu derdimi açmak hususunda diye düşünsün. 7 kere de bunu ancak sana tevekkül ettim diye okurken manayı düşünecek, huzuru kalbiyle okusun. Onun ne mühim sıkıntısı varsa, hangi şey onu dertlendiriyorsa Allah ona yetecek diyor. Devam edin, hangi sıkıntınız var açılana kadar, ondan sonra öbür derde, ondan sonra öbür derde. Ama ne diyor biliyor musun? Sadıkan kâne ev kâdiben. Şimdi hiçbir duada bu yok, bu duada bu var. Nedir o? İster diyor doğru söylesin bu lafı, ister yalan söylesin diyor. Ne anladınız? Yani hasbiyallah, Allah bana yeter diyorsun ya, bazı insan bunu derken, evliyaullah gibi bir makam sahibi olursa, hakikaten hiçbir şeye güvenmez, ancak Allah'a güvenir. O sadıktır. Bizim gibiler nedir? Bizim gibiler ancak Allah'a güvendim der ama, ondan sonra da bir avukat geldiği zaman çarptar. Evet, nerede kaldın ya, beni attılar ne dağına dağına falan. Değil mi? Ben şimdi hapishaneye attıkları vakitte beni, ben bu işi anlamıyorum tabii. Hasbiyallah diyorum ama içimden de ne diyorum? E bu kadar cemaatimiz var. Bu kadar sevenimiz var. Bu kadar tanıyanımız var. Bu kadar çevremiz var. E biri gelir çıkarır herhalde. Aa gelen yok ki. Kimseye sokmuyorlar ki. Ne avukat söküyor, ne bir şey söküyor. O zaman en büyük bir ordinalist profesör var. İsmini söylemeyeyim. Şimdi vefat etti. Ona dediler 10.000 dolar verelim sana. Bir bilirkişi raporu ver. Bu hoca ne yapmış? Yani bilirkişi raporu mahkemeye verecek. O zaman degemeler zamanı. Dediler ki bir bilirkişi raporu ver. O da ordinalist. Anayasayı yazanların hocası yani. Sen dediler bir bilirkişi raporu ver. Adam zaten bir şey yapmamış ki. Vaaz etmiş. E ne olacak hani bu çözüm? Adam da dedi ki bunun kararı dedi çok derin yerlerden verilmiş. Buna bilirkişi raporu para etmez. Alın parayı geri dedi. Şimdi bu haberler bana geldi, geldi, geldi. Ne anladım? Ahmet sen yatıcısın. Kıpırdanma. Çevre, mevre sökmez. Allah karar vermiş yatacaksın ya. Bu sefer biz hasbiyallah'a nasıl okumaya başladık? Evvelden beri hasbiyallah çekiyoruz ama ya Rabbi bir sen kaldın. Bu benim başıma geldi. Ben 400 küsur gün yattım. 400 küsur gün, 3 ay, 4 ayda tek yattım. Ondan sonra öbüründe de tek yatmadım ama birini verdiler. Keşke yalnız kalsaydım. O da başıma bela oldu. Amma ve lakin mesele nedir? Hasbiyallah değil mi kardeşim? O sen avukat beni çıkarır. Ne yapmışım ki? 3 ay sonra çıkarım, 5 ay sonra çıkarım. Kanun değişti. Ben içerideyken 312 değişti. Avrupa Birliği'ne uyarlandı. Kesinlikle çıkmam lazım. Çünkü bu sefer konuşma değil de eyleme dönüşürse suç oluyor madde çeken. E bende bir eylem yok, bir şey yok. Kimse de sokağa çıkmamış, bir şey yapmamış. Bu sefer dedim kesin çıkarız. Bu sefer bir daha mahkemeye müracaat ediyoruz ki yeni kanuna göre beni bir daha yargılayın falan. Lan bandırmadan canı 16 saatte kelepçeli geliyoruz. Şişelere bizi işletiyorlar. Tuvalet yok, abdest yok. Ya biz namaz adamıyız. Ondan sonra bir daha gideceğiz 16 saat. Geldik mahkemeye boşuna. Niye? Devam. Ulan kanun değişti. Sana değişmedi diyorlar. Ya kardeşim yani ne lüzumu vardı biz bir daha mahkeme açtık ki Fuzuli ya. Bir daha o kadar gittik geldik canımız çıktı. Çok sıkıntı. 400-500 şeker ölçme cihazımız yok. Efendim ilacımız yok. Doktora çıkamayız, bir şey olamayız. Adam şimdi girmiş bir senedir yatıyor. Dedi gözümden diyor hastayım diyor. Bir senedir gözünde ne var ya?
Biz orada hakikaten hasta olduğumuz zaman hiç. Ha şimdi ama ne zaman böyle kanun değişti bundan kurtarabilirim. Şu şöyle oldu bundan kurtarabilirim. Yeni bir imkan doğdu. Şu. O hasbiyallah da işte o zaman adam kazip oluyor, yalancı oluyor. Ama ne zaman ki ya Rabbi senden başka bütün kapılar kapandı. Ne diyor duada? İnkata arraca illa mink. Senden başkasından ümit kesildi. Ve gâbetil amalu illa fik. Senden gayrinden beklentiler husrana uğradı. Ve süddetil turuku illa ileyk. Senden gayrine çıkan bütün yollar kapandı. Ya Allah, ya Karim, ya Semih, ya Mücib, ya Basir. İşte o zaman ey yakın Allah, ey duyan Allah, ey işiten Allah, ey gören Allah. O zaman Allah yetişir. Öbür türlü oradan bir imkan var, buradan bir fırsat var. Doktor şöyle dedi, avukat böyle dedi. Takarsan kafayı oralara, çok beklersin. Sebebine sarılmak başka, kalp sırf Mevla ile irtibatlı. Kalpte ortaklığı kabul etmiyor Allah. Şirketi kabul etmiyor. İnsanlar bile öyle değil mi ya? Bir avukat baksa ki bu adam başka bir avukatla daha da anlaşıyor. O senin işini ne yapmaya başlıyor? Savsaklamaya başlıyor. Niye? Heh, o yapsın da göreyim. Ya insan bile ortaklığı kabul etmiyor. Kendisi benden aciz. Ama yine de diyor bana güveniyorsan kimseyi bu işe katmayacaksın diyor. Demiyor mu insanlar birbirine böyle? Bu işi bana veriyorsun. Ne 40 kişiye daha söylüyorsun? Demiyor mu? İşte onun için insan ortaklık kabul etmiyor. Ya Allah şerik kabul eder mi ya? Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Kalp Allah'ın evidir. Evine başkasını sokamazsın. Evi temiz tutacaksın. Zikirle süpüreceksin. Hasbiyallah'ı güzel okuyacaksın. Sıkıntımız var. Hepimizin dertlerimiz var. Ama şu hasbiyallah duasında bir müjde var. Ebu Davud rivayet ediyor hadis sahihken. Ne müjde var biliyor musun? Diyor ki diğer dualarda diyor tam doğru ve sadakatle okursan tutar ama bu hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Bu öyle bir duadır ki diyor. Bunu diyen adam sadece dilden dese kalbinden tam itikadı, itimadı, tevekkülü olmasa da yani yalan konuşsa da diyor. Yalan şu demek. Ya Rabbi sen bana yetersin diyor ya dilden. Kalpten Allah'tan gayrilerine de güveniyor. O zaman o yalancı olmuş oluyor. Ama diyor bu duanın öyle tesiri var ki dilden sen bana yetersin diye bu duayı okursa diyor yalancı da olsa Allah yetecek ona diyor. Başka dualarda bu yok. Kalple dil uyacak diyor. Bu duada diyor ki isterse kalbi başka olsun. Bunu ağzından söyleyenin sıkıntısını Allah yetecek diyor. Dualarım kitabında var. Diğer kitaplarımızda var. Yani bu meşhurdur zaten. Zaten Tevbe suresinin son ayetinin yarısı yani. Ayetin tamamı da değil. Fein tevellev fekul orası değil. Fein tevellev fekul diye başlıyor. Orası değil. Hasbiyallahu diye devam ediyor. Yarım satır. Allah tam